Bir talihsizlik oldu Salih. Maalesef benim de bir vazifem var ve ifa etmem gerekiyor. Sen yaptın her şeyi. Kendi gözlerimle gördüm. Sesini yükseltme. Yalancı. Gördüm seni. Dayımı sen öldürdün. Kuvajları sen vurdun. Yunanlıların yaptığını bile bile bütün kabahati kuvajlara yükledin. Sen ne zeki bir çocukmuşsun böyle. Maşallah. Her şeyi anlamışsın. Doğru. Yunanlılar yaktı köyünüzü. Sen şimdi bunu her yerde sağda solda anlatırsın. Anlatırsan ne olur? Hı? Kuvvacılara iftira atıldığı anlaşılır. Böyle olunca halk bana itimat eder mi? Etmez. Lakin etmesi lazım. Neden? Çünkü daha yapacak çok işim var. Yalancı! Hain! Bak evladım. Savaşta herkesin muvaffak olması imkansız evlat. Birileri kaybedecek ki diğerleri kazansın. Birileri mefta olacak ki diğerleri yaşasın. Senin ananla dayın mefta olacak taraftaydı. Ama hiç merak etme. Hiç endişelenme. Çok çabuk sen de onların yanına gideceksin. Tiyatro bitti mi Liva? Buraya kadar. Vazifen şu Salih. Tevfik seni almaya gelecek. Gideceksin onunla. Korkmayacaksın. Sonra seni indirecek. Öldürmek isteyecek. Korkmayacaksın. İşte o an. Her şeyi bağıracaksın yüzüne. Bütün gördüklerini anlatacaksın. Biz orada olacağız. Sana hiçbir şey yapamayacak. Merak etme. Yanlış yaparsınız ağalar. Yanlış yaparsınız. Dağılın. Dağılın. Ya Elva. Kimmiş o sanatan aynı? Azize. Sen? Biz bu Tevfik'in bir hain olduğunu ispat etmek mecburiyetindeyiz. Ve bunu ancak ve ancak Salih sayesinde yapabiliriz. Çocuğu öldürürler Cevdet. Çocuğu öldürürler. Olmaz öyle bir şey. Ben söz verdim. Onu koruyacağıma söz verdim. Mecburuz Aziz'e. Yok olmaz. Müsaade etmem böyle bir şeye. Mutlaka başka bir hal çaresi vardır. Ben konuşayım. Ben gördüm diyeyim. Her şeyi şahit oldum. Yunanlar kıydı o zavallılara diyeyim. O vakitte seni öldürürler Aziz'e. Ve Tevfik'in yaptıkları da yanına kâr kalır. Yok. Olmaz. Yok yapamam. O daha küçücük çocuk Cevdet. Şimdi anlayabiliyor musun? Bu vazifenin neden bu kadar zor? Bu kadar imkansız, bu kadar çetin oldu. Hı? Anlayabiliyor musun? Neden her şeyden miyim? Ve her daim miyim? Kızımız o dağ aracına giderken son ana kadar susmak mecburiyetini hissedebiliyor musun acaba? Ya muvaffak olacağız ya da mahvolacağız.
Hepimizi kandırdın Mirliba. Hiç utanmaz mısın yaptığından? Suçunu kendi ağzıyla itiraf etti. Meğer Yunan'ın mezalimini örtmek, gerçek vatanseverleri lekelemek istermiş. Düşmana uşaklık edermiş. Kendi ağzıyla söyledi. Duydunuz. Şimdi anladınız mı kim hain? Davranın! Yaklaşma! Geri yaklaşmayın. Dur. Geri dur. Yaklaşmasa kimse. Yakup dur. Dur. Tevfik. Ayrıca gebertirim. Gebertirim. Tevfik hayır. Bırak. Tamam. Tevfik. Bırak çocuğu. Çocuğun bir günahı yok. Bütün günahlar benim değil mi? Bütün günahlar benim değil mi? Tevfik hayır. Bırak. Tevfik daha ne kadar alçalacaksın? Bırak şu çocuğu. Tevfik. Tevfik bak bana. Lütfen çocuğu bırak. Çocuğu bırak. Beni al. Çocuğu bırak beni al. Ana. Sus sen. Can benim canım. Ana. Sen sus dedim. Geri bas. Geri bas. Tamam. Tamam. Korkma yavrum. Korkma. Yavaşça gel. Tamam. Tamam. Yavaşça gel. Tamam. Azize yapma. Silah. Tamam. Azize silah. Tamam. Azize hiç şakam yok. Hiç şakam yok. Tamam. Tamam hiçbir şey yapmayacağım. Bak hiçbir şey yok. Tamam. Sakin korkma. Korkma yavrum. Yaklaşmayın. Geri çekil! Geri çekil! Takip ederseniz gebertirim Azize'yi. Ona dokunursan seni öldürürüm Mirliba. Vururum seni, duydun mu beni? Ali Kemal tamam gidin. Salih tamam. Sana emanet. Azize! Azize! Geri çıkın. Çık geri. Sen bizim çocukları şehre gönder. Azize'yi tehlikeye atacak bir şey yapmasın da ben onların peşinden gidiyorum. Mehmet. Sen çocuğa, ben peşinden gidiyorum. Ali Kemal. Ya bırak. Oğlum sakin. Bırak. Sakin. Ali Kemal. Bırak beni. Anamı aldı o şerefsiz. Ali Kemal. Şimdi peşinden gidersen onu daha büyük tehlikeye atarsın. Aklı serin davranmaya mecburuz. Ağalar. Size varın gidin şehre burada işittiklerinizi anlatın. Bu Sabi'nin canını nasıl kıyacağını anlatın. Köyü Yunan'ın yaktığını anlatın haydi. Saplanma yürü. Tevfik dur. Ah. Tevfik. Tevfik dur. Ah. Tevfik gebeyim ben. Gebe. Sen bana bunu nasıl yaptın ha? Bana bunu nasıl yaptın ha? Kimse sana hiçbir şey yapmadı, duyuyor musun beni? Kimse sana hiçbir şey yapmadı. Ne olduysa sen her şeyi kendin yaptın. Yürü, düş önüme. Vuracak mısın beni? Ha? Vuracak mısın beni? Kendin düşünmüyorsan karnındaki çocuğu düşün.
evlatlarını düşündü. Onları tek tek gebertirim. Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Yürü dedim, yürü. Tevfik! Yürü! Tevfik! Yürü! Yürü! Tevfik! Yürü! Hadi! Bin dedim sana! Bana vereceğiniz malumat karşılığında şartınız nedir? Para. Elinizdeki malumatın ne olduğunu bilmem şartıyla kabul edebilirim. Elbette ne kadar para istediğiniz de mühim küçük hanım. Bonmar senin ederi ne kadarsa o kadar. Bu pekala mümkün. Nedir bu malumat? Oğlunuz. Teğmen Leon'un nerede olduğunu biliyorsunuz. Doğru mu anlıyorum sizi? Henüz bilmiyorum. Lakin öğrenmem mümkün. Tabii eğer anlaşırsak. Anlaştık küçük hanım. Leon'a bu kadar düşmanlık beslemeniz tabii. Konakta olanları hazmetmediğiniz aşikar. Lakin yine de onu yakalarsam sonunun ne olacağının farkındasınız değil mi? Bu benim umurumda bile değil. Siz malumat istiyor musunuz? Bundan bahsedin. Bu anlaşma aramızda kalacak. Leon'un yerini tespit ederseniz bunu sadece bana söyleyeceksiniz. Karşılığını alacaksınız. O halde görüşürüz. Gir. Kumandanım, vukuatı var. Ne vukuatı? Köy kuvvacılarının değil, Yunan ordusunun yaktığı duyulmuş. Beni dinleyin ağalar. Kulaklarımla işittim. Mirliva Tevfik kendisi itiraf etti. Kuvvacılar yapmadı. Yunan yaptı dedi. Bizi yalan sebeplerle galeyana getirip kuvvanın üzerine saldılar. Asıl hain kuvvanın hain olduğunu söyleyenlerdir. Asıl hain Yunan'ın yaptıklarını kuvvanın üzerine atanlardır. Sormayacak mıyız hesabını? Soracağız. Soracağız elbet. Hepsinin hesabını bir bir soracağız. Kıyılan canların ahını onlardan çıkartacağız. Gün bugündür ağalar. Yürüyün. Derhal tedbir alın. Taşkınlığa müsaade etmeyin. Emredersiniz kumandanım. Bana General Cevdet'i çağırın. Kargahta değil ya kumandanım. Ve bulun öyleyse. Emredersiniz. Kumandanım.
Tevfik dur. Beni alıkoyma. Hiçbir şey değiştirmez. Hiçbir şey yaramaz. Her şey aşikar oldu Tevfik. Başından beri benimle oyun oynadın. Cevdet'le bir olup bana tuzak kurdunuz. Sana güvenmiştim. Sana inanmıştım. Benim kuyumu kazdınız. Ne Cevdet'i? Cevdet Yunan askeri. Orasını Allah bilir. Onun ne halt yediğini Allah bilir. Ama bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Ben nefes aldığım sürece hiçbir şey bitmedi. Öyle mi? Nasıl olacakmış o? Hı? Nasıl bitmedi? İşitmedin mi söylediklerimi? Her şey bitti Tevfik. Her şey bitti. Ben bitti demeden hiçbir şey bitmez. Yürü. Yürü! Yürü! Kaçtı Yakup. Tarcan'a benim kaç. Kumandanım, sizin şehre dönmeniz lazım kumandanım. Şehri karıştıracaklar. Biliyorum Yakup. Hem ortalarda olmazsanız da dikkat çekersiniz kumandanım. Şehre dönmeniz lazım. Biliyorum Yakup. Biliyorum. Benim Azize'yi bulmam lazım. Ben burada aramaya devam edeceğim kumandanım. Ha! Siz merak etmeyin. Hayırlı günler efendi. Buyurun beyim. Biz Zevcem'le ormanda gezintiye çıktık. Lakin burası bir deli ormanmış. Yolumuzu kaybettik. Kendisi gebedir. İzin versen de bir istirahat etsek ha? O nasıl söz? Başımın üstünde yeriniz var. Buyurun beyim. Şöyle geçin buyurun. Geç hadi. Buyurun beyim. Sağ olasın. Buyurun. Sağ olasın. Buyurun bacım. Buyurun beyim. Şöyle. Geçin. Zevcem'e bir bardak su alabilir miyim? Tabii, tabii. Hemen. Derhal. Yalnız mı yaşarsın burada? Hanımın vefatından beri bir başımayım. Başın sağ olsun. Merak etme, yakında yanına gidersin. Orasını Allah bilir. Tevfik. Tevfik! Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Sen ne biçim bir insansın be? Kendine gel. Sen nasıl bir canavarsın? Kendine gel. Gebertecekler seni. Kendine gel. Verecekler. Kendine gel. Gebertecekler. Hesabını verecek. Kendine gel. Onların. Sen benim kim olduğumu idrak edememişsin hala. Sessiz sedasız gitmeye hiç niyetim yok. Hiç niyetim yok. Vakti gelmiştir ağalar. Önce katliamı yapan Yunan'dan bunun hesabını soracağız. Soracağız! Yolun sonunda şehadet şerbeti varsa onu da kana kana içeceğiz. İçeceğiz. Davranın ağalar. Gün kısas günüdür. Yürüyün! Durun ağalar özelde. Yoksa ateşleyeceğiz. Durun dedi. Arkadaşlar!
Salih. Al kardeşim içi. Abi. Abi. Halk ayaklandı. Yunan karargahına gidiyor. Ortalık yangın yeri gibi. Hakikati öğrendiler tabii. Ne hakikati? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor? Milliva Tevfik'in hainliği herkesin malumu artık. Yunan karargahının yaptığı katliamı bizzat o örtbas ediyormuş. Dayımı öldürdü. Başkalarını da öldürdü. Her şey izine söylüyorum değil mi Ali Kemal abi? Nerede peki şimdi? Abi nerede diyorum? Kaçtı. Annemi de aldı gitti. Ne? Abi delirtmeyin insanı. Anlatsanıza sen nasıl müsaade ettin böyle bir şeye? Hiçbir şeye müsaade etmedik Hilal. Annem kendisi teslim oldu. Neden yaptı böyle bir şeyi? Salih'i o adamın elinden kurtarmak için yaptı. Hilal. Hadi sen Salih'i al eve götür. Emniyette olduğundan emin ol. Biz yüzbaşıyı bekliyoruz. Onun emriyle hareket edeceğiz. Hilal. Hadi. Abi bak bir haber alırsanız muhakkak... Merak etme. Seni de haberdar ederiz. Hadi. Gel hadi. Hilal. Teğmen'den bir haberin var mı? Bilmiyorum abi, görmedim. Görmek de istemiyorum. Hilal, şahit seni bulursa o zaman ne yapacaksın? Haberiniz olur. Eyvallah. Gir. Şehirde kâmet kopuyor fakat sen vazifenin başında değilsin. Nedir izahatın? Milliva Tevfik her şeyi aşikar etmiş kumandan. Onun peşindeydim. Zira ne yazık ki zevcesini rehin alarak kaçtı. Ne? Nasıl olmuş bu? Milliva nasıl bu açığı vermiş? Tahtacılar obasında olan her şeye şahit olan küçük bir çocuk varmış. Onu öldürmeye kalkmış. Civardan yetişmişler. O esnada itiraf etmiş her şeyi. Bu kalabalığı yatıştır. Mühim bir vazifenin eşindeyiz. Emredersiniz kumandan. Zira şehrin giriş çıkışlarının tutulması icap eder. Milliva Tevfik kaçmak isteyecektir. Bilhassa limanların tutulması münasip olur. Önceliğimiz o değil. Sana dediğimi yap. Emredersiniz. Sizin bu söyledikleriniz tevatürden ibaret. Yunan ordusu kat daha böyle bir şey yapmadı. Tahtacıların obasının yakılmasından, tarumar edilmesinden kuvvacılar mesul. Yalan konuşuyorsun. Kulaklarımla işittim Milliva'nın söylediklerini. Onunla Yunan ordusunun bir tezgahıdır bu. Bizi hiçbir kuvvet buradan gönderemez. Biz buraya hesap sormaya geldik ve bu hesabı sormadan hiçbir yere gitmeyiz. Eğer buradan ayrılmazsanız ateş açmak mecburiyetinde kalacağız. Ne senden ne de adamlarından korkarız. Bin kere de söylesen hiçbir yere eğer gitmeyiz. Eğer olursa tutuklarsınız. Emredersiniz kumandanım. Açacağız! Havaya işlemler şeytan! Kumandan, beklediğimiz sürece taarruz tehlikeye atmış oluyoruz. Şehir buhardayken taarruz emri vermem. Siz böyle bir vaziyeti beklemiyor muydunuz? Koca bir obayı katlettiniz. Biz bunu beraber yaptık, Mr. Hamilton. Katliam emrini verdiğimde yanı başımdaydınız. Ve
beni teşvik etmek için saf ettiğiniz sözler hala hatırımda. Yanılıyor muyum? Hayır, hayır, elbette yanılmıyorsunuz. O halde aynı gemide olduğumuzu unutmayın. Gemi batarsa beraber boğuluruz. Gir. Kumandan. Gel general. Vaziyet nedir? Bütün ikazlarımıza rağmen kalabalık dağılmamakta ısrarlı. Ateş açmak durumu vehametini daha da arttıracaktır kumandan. Öneriniz nedir? Kumandan, Türk karargahında tutuklu olan kuvvacıların salınması belki bu kalabalığı bir nebze rahatlatabilir. 3-5 başı bozuk azdı diye kuvvacıları bırakamayız. Bu tükürdüğünü yalamak olur. Kumandan, durum vahim. İçlerinde Mirli ve Tevfik'in söylediklerini bizzat işittiğini söyleyenler var. Eğer bu kulaktan kulağa yayılırsa nümayiş artacaktır. Pardon. Pardon. Siz köyü kuvvacıların yaktığına dair bir rapor tutmamış mıydınız? Evet Mr. Hamilton. Köyü kuvvacılar yaktı. Kayıtlara böyle geçildi. O halde endişelenecek bir şey yok. Mr. Hamilton, müsaade ederseniz kumandanla bizzat ve yalnız görüşmek isterim. Kumandan. İzninizle Mr. Hamilton. Tabii. Mirli ve Tevfik'in yakalanması şart kumandan. Aksi takdirde halkın gözünde kendimizi aklayamayız. Siz Mirli ve Tevfik'i Azize hemşire için mi yakalamak istiyorsunuz? Kumandanım, Azize hemşire ile bir alakam olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Beni alakadar eden ayaklanmış halktır. Onlara Mirli ve'yi vermek isyanı bitirir mi? Kanaatim bu yönde. Mirli ve Tevfik'in asılması bu kızgın kalabalığı belki bir nebze yatıştırır. Dediğin gibi olsun. Şehre giriş çıkışları engelleyin. Milvan'ın arandığı ilan edilsin. Tutuklu kuvvacılarla ben alakadar olurum. Emredersiniz kumandan. Geç bakalım Salih'a. Kim bu bile? Misafirimiz. Annemin emaneti. Emanet derken? Annem nerede? O adam götürdü işte. Milliva diyorlar ya. O işte. Tevfik. Azize'yi mi götürdü? Öyle babaanne. Tevfik amcanın foyası ortaya çıktı. Yakalanmamak için de kaçarken annemi götürmüş. Ben demiştim sizi odam eve sokmayalım diye. Tövbeler olsun. Ne foyası Hilal, sen ne dersin? Azize nerede? Limana giriş çıkışlar tetkik edilecek. Demir yolları, şehirden çıkan bütün faytonlar aranacak tek tek.
Derhal ilan hazırlansın ve Mirliva'nın başına ödül konduğu da belirtilsin. Emredersiniz kumandanım. Kızıyım ben. Müsaade edin, görmem lazım onu. Dimitri. Gelsin. Buyurun. Annemi kaçırdı. Mirliva annemi rehin aldı. Haberiniz var mı general? Var kızım. İcab eden neyse yapılıyor. Hadi sen evine dön. Bu kadar mı? Bütün bu olanlara diyeceğiniz bu mu? İcab eden yapılıyor dedim kızım. Sen merak etme. Ben anneni sağ salim eve getireceğim. Hadi. Mirliva'nın bütün günahları aşikar oldu. Kuvayi Milliye'yi kendi sözleriyle akladı. Katliamı Yunan karargahının yaptığını herkes biliyor. Herkes. Yani o insanların kanı sizin elinizde general. Sen Yunan karargahındasın. Sesini yükseltme. Hadi. Dimitri'm. Kumandanım. Hanımefendiye evine kadar eşlik. Emredersiniz. Bari arkadaşlarımızı salın. Kuvacıları serbest bırakın. Onların bir günahı yok. Bilal. Kumandan. Bir ulak yakalandı. Anadolu'ya Ali Fuat Paşa'ya bir pusula götürürken. Tedbirlerimiz hala kâfi gelmiyor general. Kumandan bu pusula neyle alakalıymış, bir malumatınız var mı? Var general. Kimsenin bilmemesi gereken bir hamleyle ilgili. Kumandan takdir ederseniz ki bilmediğimiz şeyi muhafaza edebilmemiz de pek mümkün değil. Vakti gelince bütün kurmaylarla beraber öneriz. Gebesin. Unutma, inat etme. Yeni mi aklına geldi? Adam vururken aklın neredeydi? Beni mecbur bıraktın. Affedersin. Böyle olmasını istemezdim. Sen ne kadar iyi bir insansın Tevfik. Ne kadar merhametli bir adamsın. Ne kadar mert bir adamsın. Elin nasıl vardı da yaptın bütün bunları? Hı. Vicdanın nasıl sustu Tevfik? Neden yaptın bunları? Hı. Neden? Neden mi yaptım? Neden mi yaptım Azize? Senin için. Bu vakte kadar her ne yaptıysam kuvvetli tarafta olmak için yaptım. Ayakta kalabilmek için. Neden bilir misin? Senin yanında kuvvetli bir adam olarak durabilmek için. Ne savaş, ne işgal, ne fakirlik, ne topraklarımızdan sürülmek beni yıldıramasın istedim. Tek gayem, benim tek ayakta kalma sebebim her daim sen oldun. Cevdet seni vazifesi için terk etti. Benimse bütün vazifem sen oldun. Tek gayem. Tek gayem senin saadetini temin etmek oldu. Ben senin en yakın dostunun, kan kardeşinin sevcesiydim. Ve sana hiçbir zaman başka bir gözle bakmadım. Zinhar bakmadım.
Öyle. Doğru. Bakmadın. Lakin anlıyor musun? Anlayabiliyor musun? Bu bile yıldıramadı beni. Seni sevmekten hiçbir vakit vazgeçmedim. Bu nasıl bir sevda bilir misin? Evinize geldiğimde, sofranıza oturduğumda nasıl bir eziyet çektiğimi bilir misin? Sen Cevdet'e öyle bakarken, onun çocuklarını büyütürken, sen saadet içindeyken ben cehennemin dibindeydim. Bu nasıl bir hal? Bilir misin? Sus. Sus, tek bir kelam daha etme. Tek bir kelam daha etme, ben duymak istemiyorum. Sen sadece kendini değil, başkalarını da mahvettin o cehennemde. Elinde onlarca insanın kanı var. Tevfik. Sen bir asker değilsin Tevfik. Sen bir asker değilsin. Sen eli kanlı bir katilsin. Hem de riyakâr, pislik, alçak bir katilsin. Sana itimat ettiğim her güne, senin asıl suretini göremediğim her ana, sana inandığım her an için o kadar pişmanım ki. Hepsine lanet olsun. Bana yazıklar olsun, ben nasıl anlamadım. Şayet sen bütün bunlara sebep sevdayı gösteriyorsun ya. Sen sevda nedir hiç bilmemişsin. Hiç bilmemişsin. Senin yüreğin cehenneme dönmüşken sen şeytanın ta kendisi olmuşsun. O yüzden sevda lafını bir daha o pis ağzına alma. Sinar. Gücünü topla. Artık ben nereye, sen oraya. Birlikte seyahat edeceğiz. Çocuklarını da, Cevdet'i de bir daha asla göremeyeceksin. Sevda nedir bilmiyorsun dedin ya. Hiç merak etme. Önümüzde uzun bir ömür var. Bana sen öğreteceksin. Sevgili Sevcem. Allah'ım sen bana. Allah'ım sen bana yardım edecektin. Komandanım, bu bölgenin tamamını taradım. Lakin tek bir iz bile yok. Tevfik tek şansının Azize olduğunun farkında. Onsuz hareket etmeyecektir. Onu yanından ayırmayı düşünmez bile. Sen bakmadığın yerlere de bak. Kaçış planı yapmadan TV'yi bulmamız şart. Emredersiniz. Siz Tarzu'yla alakalı bir malumat edinebildiniz mi? Kumandan Vasili böyle bir vaziyette harekata kalkışmayacaktır Yakup. Hele ki şehir böylesine kaynıyor ki. Her ne kadar benim üzerimde farklı bir intiba uyandırmaya gayret etse de ortalık sakinleşene kadar bekleyecektir. Anadolu'ya haber ulaştığı vakit onlar gelecek. Anadolu'ya haber ulaşmayacak Yakup. Kumandanım Ulak. Ulak. Ulağı öldürmüşler Yakup. Şu halde Anadolu'yla herhangi bir bağlantımız kalmadı. Lakin merak buyurma, bir yolunu bulacağız. Evvela Tevfik'i bulmamız icap eder.
Sen aramalarını sıklaştır. Ben de onun kaçabileceği yerlerdeki kontrolleri artıracağım. Kumandanım Aziz Hemşire'yi bulacağız. Taarruzu da engelleyeceğiz, hiç şüpheniz olmasın. Hiçbir şüphem yok Yakup. Tevfik sonunun geldiğinin farkında. Yapacağı en ufacık bir hatada onu ellerimle yakalayacağım. Taarruzu başlatma emrini vermek zorundasınız kumandan. Eğer Türkler birlik olursa biz her şey için çok geç kalmış olacağız. Üstelik bu sadece benim kanaatim değil. İngiltere'de bunun böyle olmasını istiyorum. Ne siz ne de ülkeniz bana emir veremez Mr. Hamilton. Sizi kâfi derecede dinledim. Olanlar da ortada. Pişmanlık mı duyuyorsunuz? Hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Ne ölmüş olanlar için ne de ölecekler için. Lakin taarruz emrinin kararını sadece ben vereceğim. Kumandan, İtilaf Devletleri sizin verdiğiniz emirle yapılan katliama dair bir rapor bekliyor benden. Ve bu raporun satırlarını siz belirleyeceksiniz. Müspet ya da menfi şeyler olacak. Siz hangisini arzu edersiniz? Tevfik. Tevfik nasıl yapar bütün bu? Bunca yıl, bunca yıl kendi evladımdan ayırmadım ben onu. Onu ilk gördüğümde bu sabih kadardı. Hepimizi kandırmış babaanne. Bunca yıl onu vatanperver bildim ben de. Nereden bilebilirdik ki? Babama rağmen anneme izdivaç teklif ettiğini de anlamalıydınız. Ben sizi o kadar ikaz ettim ama hiçbiriniz... Hala almadınız beni tabii. Haklısın Yıldız. Yerden göğe haklısın. Dillerim tutulaydı. Ellerim kırılaydı da vermeyeydim Azize'yi onu. Babaanne, senin ne kabahatin var? Annem böyle bir hata yaptıysa babam yüzünden yaptı. Ondan kurtulmak için, onun alnımıza sürdüğü lekeden kurtulmak için yaptı. Ana! Yavrum, yavrum, kuzum, kuzum korkma, korkma. Karabasan gördü. Geçti, geçti. Bak burada emniyettesin. Ben yiyecek bir şey getireyim. Salih, iyi misin? Ben anamı özledim. Aziz hemşireye ben anama bakarım dediydim. Bakamadım. Baksaydım anam ölmezdi. Biz onlara ne yaptık? Anam da, dayım da hiçbir şey yapmadı. Yunanlılar niye herkes öldürdü? Abalarımı, arkadaşlarımı, herkesi niye öldürdü? Anamı niye öldürdü? Ben anamı özledim. Anam da çıkıp gelmez. Babam da Çanakkale'de. Gelemez. Düşman hep mi kazanacak? Biz sahipsiz miyiz nene? Neden onlar hep galip? Biz onlara ne yaptık ki? Sen hiç sahipsiz olur musun be çocuk? Koskoca bir millet var senin arkanda. Koskoca bir millet var sana sahip çıkacak. Salih Ağa, bir adam var. Belki bu adam Çanakkale'de senin babanın kumandanı. Güzel bir adam. Namı çok yürüdü hamdolsun.
bu adamın tek başına bütün yurdu arşınladığını hepimiz biliriz. Bu adamın bir tek derdi varmış. Vatan. Üstünde yaşayacağı, toprağını ekip biçeceği, karnını doyuracağı bir vatan. Kendi için, milleti için, yetimler, öksüzler için bir vatan. Bu adam yaşadıkça Allah ona uzun ömür versin. Ne sen, ne ben, ne millet sahipsiz olmaz. Bütün millet vardır bize, toprağına sahip çıkacak. Şimdi senin tek derdin yiğit bir adam olmak olsun. Sonrasını onunla yola çıkanlara bıraksan. Kim bu adam? İsmini demedin. Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa. Nereye bu vakitte babaanne? Bana sual edeceğin yaşı çoktan geçtim. O Sabiye mukayyet ol sen yeter. Millet meselelerinin aslına vakıf oldu. Siz de onların ayaklanmalarını destekleyeceksiniz Mehmet. Bu vazifede mesuliyetim büyük. Gereken neyse yaparım. En mühimi Anadolu'yla kopan irtibatımızı yeniden tesis etmek. Ali Kemal. O telgraf makinesini çalıştırmak için gerekirse postaneye yeni bir baskın düzenlenecek. Onu bunu bırakın da anamı kurtarmak için neyi bekliyoruz yüzbaşı? Siz yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Biz de yardım edelim. Sen nasıl yapacaksın ki tek başına? Olmaz. Sizin vazifeleriniz var. Kumandanımızın da bu hususta tasarrufları var. Kim senin kumandanın yüzbaşı? Senin kumandanın gözünde benim anamın kıymeti ne ki? Niye çabalasın onu kurtarmak için? Onun da kendince gerekçeleri var. Neymiş o gerekçeler? Söyle de bilelim o vakit. Ali Kemal, kumandanımız Aziz Hemşire'ye bir şey olmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu bilmen kafi. Senin kumandanından ilallah ettim yüzbaşı. Benim yegane vazifem anamı o şerefsizin elinden kurtarmaktır. Git kumandanına böyle söyle. Ne var? İnan etme, neyin var? Dağrım var. Bak çözüyorum ama uslu duracaksın, tamam mı? Su ister misin? Evet. Azize. Eğer beni dinleseydin, uslu dursaydın, seni bağlamak zorunda kalmazdım. Çok canım acıdı.
Yürü. Tevfik. Yürü. Yürü. Çok acıyordu. Asıl benim canım çok yanıyor. Benim canım çok yanıyor. Hala bana oyun oynuyorsun. Tevfik. Hala bana oyun oynuyorsun. Benim iyi niyetimi suistimal ediyorsun. Bütün bunların sebebi sensin de. Bunun bedelini ödeyeceğiz. Senin kanın yanmadı. Evet. Ama yanacak. Ama yanacak Azize. Kızım, bana yardım etmen lazım gelir. Elimden gelen bir şeyse seve seve Hasibe Hanım. Gelir, gelir. Yalnız başkalarını da katmak icap eder bu işe. İkimizin altından kalkacağı bir şey değildir. Ne olacak şimdi? De gel var de gider. Bir Allah kulu da çıkıp akıbetiniz budur demiyor. Akıbetimiz ne olacak ki? Belli değil mi? Neymiş belli ulan? Bir daha salmazlar bizi buradan. Varıp idam edecek halleri yok ya. Yani. Hiç. Biz kimsenin canına kastetmedik ki. Tahtacılar da kimsenin canına kastetmedi. Lakin hepsini öldürdüler. Ama ne dinleriz bunu bre? Ağzından hayırlı bir şey çıkmışlığı var ki bunun? Evet. Yunan karargahından emir geldi. Millivan'ın yokluğunda sizle alakalı tasarruf onlara geçmiş. Değmiş tasarruflar. Salacaklar mı bize? İnfaz edileceksiniz. Tasarrufları böyle. Buraya kadarmış ha? Kimse kurtaramaz artık bizi. Allah tarafı bit kesilmez lütfen. Konuşmam lazım İlal. Konuşacak hiçbir şey yok Teğmen. Duydum ben olanları. Haklıymışsın. Katliamı Yunan ordusu yapmış. Buna ikna olman neticeyi değiştirmiyor. Hala orduya hizmet ettiğin hakikatini de öyle. İlal anlamıyor musun? Ben mecburdum. Seni öldüreceklerdi. Leon yaptığının bahanesi olamaz bu. Bize verdiğin zayiatın yanında benim canımın hiçbir önemi yoktu. Git şimdi buradan. Bir daha da sakın gelme. Bak abimler bulursa seni öldürecekler. Bir daha mani olamam. Duydun mu? Tamam, anladığını söyle beni. Affettiğini söyle. Hilal, sen de sırtını çevirirsen... Çevirdim bile. Benim için artık yok hükmündesin, işittin mi? Sen o katliama hizmet ettin. Nasıl vicdanın aldı? Sen böyle bir şeyi nasıl yaptın Leon? Sen anlamıyorsun. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Bilmiyordum ben. Hilal. Hala buradasın. Gidip o kumandan babandan hala hesap sormuyorsun. Yapacağı diğer zalimliklere engel olmuyorsun hala. Sen Hilal. Sen kendi babana General Cevdet'e emani olabiliyor musun? Leon bak benim annem kayıp tamam mı? Müsaade edersen şimdi bunu basmam lazım. Bunu da ihbar etmezsen tabii. Hilal.
Hilal, annen için üzgünüm lakin bunun mesulü ben değilim. Benim bu vaziyete nasıl düştüğümü unutma Hilal. Ben o silahları görmezden gelmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Sen de ailen de şu an hayatta olmayacaktınız. Ben kendi canımı geçtim, senin hayatta kalman için kabul ettim onu. Sen bunu anlamayacak kadar körsen, ben sana bir insanı sevmeyen bir memleket sevmeyi nereden bilecek dediğim vakit sen hiç anlamamışsın beni. Hiç anlamamışsın sen. Abini çağır şimdi. Tamam, benim burada olduğumu söyle. Neyin intikamını almak istiyorsanız alın benden. Hadi, bekliyorum. Leon, ben böyle bir şey yapamam. Git artık, ne olursun, yalvarırım. Yok, benim gidecek bir yerim yok. Yok, benim kaçacak bir yerim de yok artık. Çağır abini işte, alın intikamınızı. İşgalin de, katliamın da, Hasan Basri'nin de hepsinin intikamını benden alın. Hadi. Leon, anlamıyorsun. Ne olursun git. Gitmeyeceğim. Casus da buradaymış. Evet, buradayım. Hadi. Neyin hesabını kesecekseniz kesin. Abi. Dışarı çek. Abi dur ya, ne olur beni dinle, ne olur. Dışarı çek. Abi dur. Abi dur, ne olursun vurma. Çık. Yalvarırım abi, lütfen, çek. Lütfen. Çek. Malikem var. Leon, ne olur git. Öfken de kuvvetin de bu kadar mı? Leon, ne olursun. Şerefsiz. Çık. Ne olursun abi, dur dedim. Şey yapma. Biz sana yardım et. Lan, bana bak bana. Seni kaçırdık. Seni oranın elinden aldık. Vur, vurma. Sen yaptın. Gittin, telgrafım olsun. Lan. Abi yakala. Hasan Türk'ün bileği. Bak. Hilal. 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 Abi. Hadi kalk, bitti ya. Hadi. Hilal. Kalk hadi. Seninle daha işim bitmedi Teyman. Seni öldüreceğim, kaybolma bir yere. İlk defa benden bir malumat saklıyorsunuz kumandan. Üstelik hiçbir tedbir almama müsaade etmediniz. Ve bu malumat az kalsın bir ulak vasıtasıyla Türk ordusunun eline geçecekti. Bu da içimizdeki haini henüz tespit edemediğimiz anlamına geliyor. Eğer benim bilgim olsaydı bu hadiseye mani olabilirdim. Bu hususta bana itimadınız mı yok? Bilakis general. Sana itimadım yüzünden çok yakında başlayacak harekatı sen kumanda edeceksin. Şeref duyuyorum kumandanım. Bu harekatın muhteviyatı nedir? Yarın general. Yarın her şeyi tüm teferruatıyla öğreneceksiniz. Şimdi çıkabilirsiniz. Daha iyi misiniz Kiryan? Nasıl iyi olabilirim ki Lucy? Şu halimize bak. Simirli'de muzaffer olmak için gelen bir kumandanın karısıyım. Oğlum bir kaçak, kocamsa bir katliamdan mesul. Lucy. Kiryan. Lucy.
Gözü eşyalarını toparlamanı istiyorum senden. Seni Londra'ya yollayacağım. Neden Charles? Ne oldu? Çünkü burası artık emniyetli bir yer değil. Seni riske atamam. Sen? Benim biraz daha vazifem var. Yalnız gitmeden seninle hususi olarak konuşmak istiyorum. Tamam. Kirya, Hasibe annem geldi. Yanında başkaları da var. Hasibe Hanım. Buyurun. Bırakın girsin. Bizde bir adet vardır. Evde biri Hakk'ın rahmetine kavuştuğu vakit giydiği çarık, pabuç ne varsa kapının önüne konur. Hem o hanede mefta olduğu belli olur. Hem de bir fakir alıp giysin diye. Sizin konakta mefta yoktur. Ama bizde onlarca mefta vardır. Kadınsa bir sübyan. Onlarca meftamız vardır. İçlerinden biri sordu bana. O obadan nasılsa ölümden kurtulmuş. Anasını beynin katlettiği bir kadının yavrusu. Ben artık sahipsiz miyim dedim. Sen hiç sahipsiz olur musun dedim. Ben varım. Koca bir millet var senin arkanda. Paşa vardır dedim. Bilmem. İçindeki yangın söndü mü? Onun sahibi vardır lakin. Bunların artık sahibi yoktur. Mefta olmuşlardır. Yunan öldürmüştür onlar. İsterim ki sen sahiplenesin onları Veronika Hanım. Beyine sor. Nasıl mefta olduklarını. Benim anlatmaya dilim varmaz. Müşteri geldi. Çıkabilirsin. Yunan ordusu içindeki hainin kim olduğunu bilmek istiyorsanız sabah Kokluca'daki koruluğa gelin. Mirlava Tevfik.
Hemen döneceğim. Sonra da buradan uzaklara gideceğiz. Uslu olur. Kumandan Vasilya. Mirliva. Teşrif etmiş olmanız beni çok mutlu etti. Ben birlikte çalıştığımız insanları kat a yarı yolda bırakmamışımdır. Beni ihya ettiniz. Emin olunuz ki şu sıralar Yunan orduları kumandanı kadar şahsiyetli bir ahbabım yok. Sizi temin ederim ki yok. Sizi dinliyorum. Kumandan, başıma elim hadiseler geldi. Malumatınız vardır. Artık aşikar olmuş vaziyetteyim. Şu halde sizin gibi birine muhtacım. Lakin bunun karşılığını fazlasıyla ödeyeceğimi bilmenizi isterim. Beni güvenli bir şekilde İngiltere'ye ulaştırırsanız... size içinizdeki haini söyleyeceğim. Bu makul bir teklif. Beni mesut ettiniz. Lakin size yardım etmeden evvel o hainin ismini bilmek isterim. Ve tabii ispatınız varsa onu da görmek isterim. Bu mümkün değil. Bizzat benim emrimle her yerde aranıyorsunuz. Dolayısıyla benim yardımım olmadan kaçmanız mümkün değil. Ben size değil Mirliva. Siz bana muhtaçsınız. Şayet istihbaratınız sağlam ise çekinmeniz için hiçbir sebep yok. Zira o hain bize bir hayli zarar verdi. Şimdi yeniden düşünün. Hemen şu anda bana malumat verecek misiniz? Bana ve Zevcem'e bir gemi temin edeceksiniz. Şehirden güvenli bir şekilde çıkmamı sağlayacaksınız. O vakit bu bilgi size ulaşacaktır. Hala. Siz bana itimat etmiyorsanız ben de size etmem. Size bol şans var Mirliva. Kumandan. Gel. 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 Bana bir teminat vermeniz icap eder. Bize hizmetiniz karşılığında size bu teminatı vereyim. Bana itimat etmekten başka çareniz var mı? Âlâ. Sözünüze itimat ediyorum. O halde kimmiş Yunan ordusu içindeki hain? Hainin adı bu pusulada yazıyor. Bizzat Eşref Paşa tarafından kaleme alınmıştır. Okuduklarınız doğru. Eşref Paşa ölmeden önce bütün askerleri ve silahları General Cevdet'e bırakmış. Ona emanet etmiş. Bütün bu güce onun kumanda etmesini istemiş. Bu herhangi birileri tarafından kaleme alınmış olabilir.
Pekala. Bu sizi ikna edecektir. Sana usludur demiştim. Ama sen beni dinlememişsin. Hadi hazırlan. Uzun bir seyahate çıkacağız. Deniz aşırı bir seyahat. Yarın İzmir'den çok uzaklara gideceğiz. Sürpriz. Gel. Emre geldin kumandanım. Bana General Cevdet'i çağır. Emre gelsin. Azize Hanım'a merak etmiştik. Bir haber yok daha. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Hala bir haber, bir ipucu yok mu? Yoktur. Sanki yer yarıldı. Yerin dibine geçtiler. Kendinizi üzmeyin. Muhakkak bulunacaktır Azize hemşire. Sağ salim dönecek. İnşallah. Allah'ım sen bizi aç. Azize'mi bize bağışla ya Rabbim. Gel. Gel yavrum gel. Bu faciadan sağ kurtulan çocuk öyle değil mi? Öyle. Allah'tan fark etmemişler yavruyu. Yoksa onu da yaşatmazlardı. Bu acının telafisi yok. Lakin ben elimden ne gelirse yapmaya hazırım. İzin verirseniz küçüğün ihtiyaçlarını kendim temin etmek isterim. Tüm çocuklara kucak açmak lazım Kerya.
Ben Charles'a söyleyeceğim bu konuyla alakadar olmasını. Yardım edecektir. Çok iyi olur. İstemez. Düşmanımdan bir çöp almam ben. Ne koyarsın bunlar evin önüne? Yunanlı değil mi bunlar? Hele o İngiliz var ya, mevsimler fena. Kışlasana sen bunları. Oğlum, bunlar bizi teselli etmeye gelmişler. Herkesi kötü belleme. Hasibe Hanım, mühim değil. Ben anlıyorum onu, biliyorum. O küçücük yüreğinin sızısını. Yıllar evvel bizim köyü katlettiğinde ben de bir evladımı yitirdim, biliyorsunuz. O yüzden mi yaptınız Karliye? İntikam için mi? Yüreğiniz soğudu mu bari? Olsun. Öfkeni acılı bir anadan mı çıkarırsın? Hangi ana savaştan, katliamdan yana olmuştur? Doğru dersin babaanne. Lakin artık kimin ne temenni verdiğinin bir önemi yok. Vatanı işgal edilen Türkler, işgal eden Yunan. Zulme uğrayan Türkler, zalim Yunan. Siz anne de olsanız Kiriye, zalimin tarafındasınız. Sizin de elleriniz kanlı. Ben kimsenin günahına girmedim, girmem. Benim ömrüm oğlumu aramakla geçti. Ne tesadüf. Benim de ömrüm ailemin kim olduğunu düşünmekle geçti. Çünkü Yunan benim köyümü de yaktı. Benim ailemi de katletti. Çok üzgünüm delikanlı. Yapılan bütün zulümler bir. Hepsi için çok üzgünüm. Lakin bir faydası olur mu bilmem. Ama ben Salih için elimden ne gelirse yapmaya hazırım. İstemem. Yunan'dan da, İngiliz'den de gelecek yardım istemem ben. Sen İngiliz'e neden kızgınsın küçük? O sizinle gelen adam var ya. Yunan komutanla. Bizim obaya bakarken gördüm onları. Sonra hastaneye beni ziyarete geldi. Zorla şeker yedirmeye kalktı. Yemedim ama ben. Charles mı? Böyle bir şey mümkün değil. Neler döndüğünü Tanrı bilir Lucy. Ziyaretiniz bittiyse... Yıldız, hadi sen kapıya kadar eşlik et. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Azizem, sağ salim dönsün. Gerisi mahşere kalsın. Haklı da haksız da orada belli olur. Gir. Kumandan. Beni emretmişsiniz. Otur Cevdet. Kaç sene oldu Cevdet? Esir kampında ilk karşılaştığımızdan bu yana. 8 sene oldu kumandan. Kampta seni gördüğüm an dün gibi aklımda. Ağır yaralanmıştım. Ailenin öldüğü bildirilmişti sana.
silah arkadaşların tarafından vurulmuştun. Siz de bana yeni bir yaşama gayesi vermiştiniz. Sen de arkadaşlarını ihbar etmiştin. Elebaşlarını kendi ellerinle öldürmüştün. Lakin itiraf edeyim. Benim güvenimi kazanman çok daha sonra oldu. Smirni'ye geldiğimizden sonra. Kendi aileni bile gözden çıkarmış olman, kızını idam sehpasına sürmen, Eşref Paşa'yı kendi ellerinle öldürmen. Bunların hepsini vazifemin gereği olarak yaptım kumandan. Bugün icap ederse yine aynı şekilde davranırım. En çok da ne biliyor musun Cevdet? Ben vazifeden alındığımda benim iadem için hücreden kaçıp kendini tehlikeye attın. Eşref Paşa'yı yakalayıp getirdin. Bütün bunların benim için tek meali olmuştu. Lakin şimdi bambaşka bir hadiseyle karşı karşıyayız. Oku. Yüksek sesle. Bu pusula okunduğuna göre şehadet şerbeti nasip olmuş demektir. Ve bu benim son emrimdir. General Cevdet bir vatanperverdir. Yunan ordusunun içine sızması benim tasarrufum olmuştur. Bundan böyle gayri resmi şekilde ordularımı komuta edecek kişi de olur. İmza Eşref Paşa. Bu nedir komutan? Nereden çıktı bu? Kim verdi bunu size? Bu pusula bizzat Mirlivat Tevfik tarafından ulaştırıldı bana. Kuruluş belgesi olarak verdi herhalde size. Başka çaresi olmadığına göre. Belki öyle. Lakin Mirlivan'ın bilmediği bir şey var. Sana canımı teslim edecek kadar itimat ettiğim. Bu yüzden bu şeref senin olmadı. Mirlivan'ı Yunan orduları adına sen tutukla. Azize ile beraber limandan Stelios adlı gemiye binecekler. Bana itimadınız için minnettarım kumandan. Asıl ben sana minnettarım Cevdet. Yaptıklarından çok yapacakların için. Mirlivan yakaladıktan sonra karargaha gel. Taarruzumuzun teferruatlarını konuşacağız. Emredersiniz. Dimitri. Kumandanım. Hazırlığını yap, limana gidiyoruz. Emredersiniz kumandanım. Tevfik. Tevfik. Benim hiçbir faydam yok sana. Yalvarıyorum beni sürükleme gemeyi. Daha iyi Azize. Bol bol deniz havası alacaksın. Ayrıca unutma, evladımız ecnebi memlekette doğacak. Daha emniyetli, daha refah bir hayat olacak. Evladımız diyor bir de. Evladımız değil o bizim, o çocuk Cevdet'in çocuğu, anladın mı? Aklını kaybettin sen iyice. Bana bak Tevfik. Sen beni köle gibi böyle yanında sürükleyemezsin. Eğer bunu yaparsan sana bunun bedelini ödetirim en ağır şekilde, anladın mı beni? Senin asabın bozulmuş. Otur dinlen. Birazdan yola çıkarız.
Kaldır. Nerede o şerefsiz? Merliva tutuklandı. Ananız iyi. Birbirinize göz kulak olun. Sayenizde Merliva Tevfik tutuklandı kumandan. Âlâ. Merliva Tevfik'in akıbetine sonra bakarız. Artık asıl vazifemize dönebiliriz. Taarruz. Bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir taarruz. Türkleri Batı Anadolu'dan, hatta İç Anadolu'dan tamamen süreceğiz. Artık bize kimse mani olamayacak. Böylesi büyük bir taarruz için tasarrufunuz nedir kumandan? Binlerce askerimiz, askeri mühimmat ve cephanesiyle birlikte hazır. Ağzımdan çıkacak bir sözü bekliyorlar. Onlara senin kumanda etmeni istiyorum Cevdet. Lakin önce daha başka bir vazifen var. Emredin kumanda. Azize hemşireyi ve çocuklarını Smirni'den süreceksin. Onların seni daha fazla meşgul etmesine tahammülüm yok. Sadece vazifene adamını istiyorum kendini. Onların bana mani olması kabil değil kumandan. Bu bir emirdir Cevdet. Yarın sabah şehri terk etmiş olacaklar. Asker eşliğinde ayrılacaklar şehirden. Buna itiraz edecek olursan orduyu kumanda etmesi için başka bir kumandan tayin edeceğim. Haklısınız kumandan. Onların gitmelerini sağlayacağım. Lakin takdir ederseniz ki böylesine büyük bir taarruzda onların güzergah üzerinde bir yere gitmesini istemem. Emniyette olmaları icap eder. Tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı? Manisa'dan Soma Akhisar hattına yöneleceğiz. Bu iki cepheyi kırıp Demirci, Emet üzerinden Kütahya'yı ve Eskişehir'i işgal edeceğiz. Aileni Aydın'a göndermen daha münasip olur. Anlaşıldı kumandan. Bu taarruz için takvimimiz nedir? Hazırlığımızı tamamlar tamamlamaz harekatı başlatacağım. Zaten yeterince zaman kaybettik. Bu yüzden ailen
yarın sabah göçmüş olacak Cevdet. Emredersiniz. Sen de derhal hazırlıklara başla. Büyük, çok büyük bir taarruz yapacağız. Hiç ummadıkları bir anda, hiç beklemedikleri bir yerde karşılarına çıkacağım. Müsaadenizle kumandan, ben vazifemin başındayım. Öyle bir hakkınız yok Mirliva. Çağır dedim. Duydun mu beni? Beni duydun mu? Duydunuz mu beni? Mr. Hamilton'a çağırın. Mr. Hamilton'a çağırın. Evet. Charles. Lucy. Yarın için hazır mısın? Seni güvenli bir şekilde yollayacağım buradan. Ben kalmaya karar verdim Charles. Ama bu mümkün değil. Artık emniyetli bir yer değil mi burası? Senin bu hususi vazifen... Bana her şeyi anlattığına emin misin? Yoksa bilmediğim bir şeyler var mı? Ne demek istiyorsun anlamadım. Köy baskını, sonrasında vukuatın kuvarcıların üzerine atılması. Senin bu olanlarla bir alakan var mı? Lucy. Hayır, Lucy. Elbette hayır. Nasıl düşünceler bunlar böyle? Kim sokuyor bu düşünceleri senin aklına? Okay. O halde benim gitmeme lüzum yok. Sen eğer adaleti temsilen buradaysan bize de adaletli davranacaklardır. Ben kalıyorum Charles. Geleceksiniz Azize. Cevdet, bırakmam ben seni. Gönderme bizi bir yere, ne olur, ne yapacaksak birlikte yapalım. Mecburuz Azize. Kumandan Vasil'in emri böyle. Taarruzu benim yönetmemi istediği için sizin benim yanımda olmanızı istemiyor. Kumandanım, ne vakit harekete geçecekler? Derhal. Harekat koordinatlarını bugün gördüm Yakup. Manisa'dan Soma-Akhisar hattına yönelecekler. Bu iki cepheyi kırdıktan sonra da Demirci, Emet üzerinden Kütahya ve Eskişehir'i işgal etmek niyetindedir. Miralayım, bu bizim mahvımız olur. Öyle. Biz henüz malumat yollamadık Anadolu'ya. İşte o malumatı Azize götürecek. Ben mi? Sen. Mecburuz Azize. Ali Fuat Paşa'ya bu malumatı senden başka kimse götüremez. Sizi Afyon'a göndereceğim. Oradan Nazilli'ye geçeceksin. Ali Fuat Paşa'ya verilmesi gereken pusulayı da sana söyleyeceğimiz kişiye ulaştıracaksın. Memleketin kurtuluşu için bu hareketi yapmaması şart. Eğer bu malumatı ulaştırmazsak, özellikle Yunan'dan evvel, çok büyük bir hezimete uğrarız. Her şeyi kaybederiz Aziz'e. Aziz. Bu çok mühim bir mesele. Bu malumatı Ali Fuat Paşa'ya ulaştıracaksın. Bunun için gitmeniz şart. Eğer bu yüzden gitmemizi icap ediyorsa gideriz şimdi. Ana, sen değil miydin bizi süremezler diye? Bütün mahalleyi ayaklandırıp Yunan'ın karşısına diken. Şimdi ne oldu? Neden itaat ediyorsun General Cevdet'e? Oğlum, kimseye itaat ettiğim falan yok. Ama bizim için en makul olan budur, buradan gitmektir. Yaşadıklarımızı tekrar mı yaşayalım? Anne, abim haklı. Nasıl razı gelirsin buna? Cezmilere ne olacak? Kurşuna dizilecekler.
Onları öylece bırakıp gidecek miyiz? Hani sonuna kadar mücadele edecektik? Kızım yine edeceğiz. Bu ateş Anadolu'nun dört bir yanına sıçrayacak. Sanma ki elimiz kolumuz bağlı duracağız. Orada da katılacağız mücadeleye. Orada da bize ihtiyaç var. Ha orada ha burada anne ne fark eder ki? Kesin. Ananızı gideceğiz diyorsa gideceğiz. Elbet bir bildiği vardır. Hepimizden çok aklı erer olup bitene. Eğer dediğin gibi olsaydı Mirlivay'la izdivaç yapmazdı. Edepsizlik etme. Ananız gideceğiz diyorsa gideceğiz. İşte bu kadar. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kalmak için de kimseden müsaade almayacağım. Ben de gitmiyorum anne. Yeter! Yeter! Derhal eşyalarınızı toplayın. Bu evden yarın hep birlikte yola çıkılacak. İşte o kadar. Vazifeyi artık yapmayacağımı söylemeye geldim, general. Size vermem icap eden malumatı verdim. Demek aralarına sızdığını öğrendiler. Kendini ele verdin yani. Telgraf meselesinde benden başka süperlenecekleri biri yoktu. Anlaşıldı Teğmen. O küçük hizmetiniz Yunan ordusu için büyük bir zaferi aralayacak. Bu husus sizi bağışlamam için kâfi. Küçük sevgilinle vedalaş. Zira artık onu göremeyeceksin. Söz vermiştiniz bana, bir şey yapmayacaktınız ona. Ben bir şey yapmıyorum Leonida. Onlar şehri terk ediyorlar. Bir daha geri dönmemek üzere. Gel anne. Beni bir tek sen anladın anne. Sual etmedin, neden gidiyoruz demedin. Bazen suale lüzum yoktur ki. Takdir öyledir. Bu nasıl bir kadermiş anne, şaştım kaldım vallahi. Sana dokunan elleri kırılsın o mendebur. Çekecek cezasını merak etme. Nasıl bu kadar değişti Tevfik? Anlayamam bir türlü. Tevfik değişmedi anne. Tevfik hep böyleymiş zaten. Biz görmemişiz, anlamamışız. Ama evladımdan hiç ayırmadım. Meğer ne kadir kıymet bilmez, ne nankör, ne haysiyetsizmiş. Öz evladımdan yüz çevirdim de ondan medet umdum ben. Meğer o da satmış vatanını. O da gavurun uşağı olmuş. Annem. Bu memlekette öyle vatanperverler, öyle kumandanlar var ki yakında çıkacağız düzlüğe. Benim bunları görmeye ömrüm yetmez. Lakin duam hep öyledir. Göreceksin anne. Göreceksin. Gördüğüm vakitte o kadar mesut, o kadar mağrur olacaksın ki. Nereye giderse Salih abi. Veda etmeden mi gidecektin? Benim yüzümden neler geldi başınıza.
Biliyorum ben. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun da... nereye gidersin? Bakarım ben başımın çaresine. Bakarsın tabii, koca adam olmuşsun. Ankara'ya gideceğim ben. Kimin kimsen var mı senin orada? Mustafa Kemal Paşa varmış. Hasibe Ana anlattı. Onun askeri olacağım. Bizi ettiklerinin hesabını soracağım ben ondan. Bu vatanı sahipsiz sanmışlar efendiler. Bilmezler mi biz bu topraklara canımızla, kanımızla sahip çıktık? Onu vatansızların kirli emellerine, hasmımızla tokalaşan ellerine bırakır mıyız? Tehdit edemezler seni. Gidiyoruz biz buradan. Nereye? Aydın'a. General Cevdet sürüyor bizi yarın sabah. Ben de gelirim peşinizden. Olmaz. Leon anla artık, yalvarırım. Sen ve benim aramda bir şey olamaz. Unut beni. Öldü kabul et. Yüreğimde diri olduktan sonra öyle kabul etsem ne fark eder? Leon git buradan, bir görecek. Hilal. Bırakmam seni. Bırakmayacağım. Git. 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 Hele. Abi. Ne işin var senin bahçede? Bunu Mehmet'e verir misin? Tamam, sen de Salih'in yanında ol. Bir yere gitmesin, güç ikna ettim zaten. Neden mi gidecektiniz Mehliva? Bu kadar hukukumuz vardır diye sanıyordum ben. Bana yardım etmeye mecbursunuz. Hı? Ya? Hangi hususta? Siz bana değil Vasili'ye itimat ettiniz. Ondan medet umdunuz ve şimdi netice ortada. Medet ummak demeyelim. Karşılıklı menfaat doğrultusunda bir anlaşma yapmıştık diyelim. Hı. Siz Yunan idaresinin gözünde aç bir Osmanlı askerinden ibaretsiniz sadece. Siz hemşirenin gözünde tiksinilecek, iğrenilecek bir vatan hainsiniz. Siz Mirliva ben olmadan hiçbir şeysiniz. Vasili'nin sizi kovacılara yem etmediğine dua edin. Ne diye buradasınız o halde? Neden çağırmaya cevap ettiniz? Size bu hayatta benden başka hiç kimseden fayda gelmeyecek. Sizi bir kez daha kurtarıyorum. Çünkü nihayete erdirmeniz gereken bir vazife var. General Cevdet sürüyor bizi buralardan. Anadolu'ya gidecekmişiz. Neden? Nereden çıktı şimdi bu? Generalin yaptığı doğru. Yakında burada kıyamet kopacak. O vakit sizi burada müdafaa etmesine imkan yok. Ali Kemal, buradan gitmeniz sizin için en hayırlısı.
Vallahi benim de hiç niyetim yok ya. Lakin anam da istiyor bu defa gitmeyi. Öyleyse sen de gideceksin, ailene sahip çıkacaksın. Gideceğim yüzbaşı, gideceğim. Lakin ailemi yerleştirip geri geleceğim İzmir'e. O Teğmen'le daha işim bitmedi. Hilal de kabul etmez gitmeyi. Onu nasıl ikna edeceksiniz? Alışacak Mehmet. Başka çaresi yok. Unutmadan. Bu da Halit İkbal'in yazısı. Yüzbaşı senden bir ricam var. Söyle aslanın başım üstüne. Salih diyor. Askeri Rüştü'ye versek. Kendisinin de isteği bu. Veririz. Lakin sen de Aziz hemşehrinin söylediklerini dinleyeceksin. Onun da bir bildiği var Ali Kemal. Sizin yola revan olmanız mühim. Kumandanımızın tasarrufu da bu yönde. Sen o kumandanına selam söyle. Ben ailemi emniyetli bir yere yerleştirip geri geleceğim. Bana da başka türlüsünü buyuramaz. Eyvallah söylerim. Belki bu memleketin başında senin gibiler var. Cevdet. Ben seni seveceğim. Ezelden beri. Ebediyete kadar. İyi ki bu memlekette asıl senin gibi hatunlar var. Al bunu. Yolda acıkınca ninenin böreğini yersin. Mektup yazarsın bana olur mu? Hem sen daha neler neler yazarsın. Yazarım tabii. Gel bakalım şöyle. Bak. Artık senin bir Azize annen var. Tamam mı? Başın sıkışırsa, bir derdin olursa koşarak gelecek bir Azize annem var. Sakın kendini kimsesiz sanma. Sen de beni unutma. Hadi anne hadi. Gider ayak ağlatmayın çocuğu. Hadi bakalım. Bak Salih. Bu abi seni askeri Rüştiye'nin kapısına dek götürecek. Orada Mustafa Kemal'i görünce de bizim hürmetlerimizi söyle. Tamam mı? Söylerim. Çocuk size emanet. Merak buyurma sen. Yüzbaşımın yüzünü kara çıkarmayacağız.
Çocuğun kılına zeval gelmeyecek evvelallah. Eyvallah. Allah yolunuzu açık etsin. Hadi bakalım. Vakit geldi. Gitmeye mecbur muyuz baba? Evet kızım. Seni hiç affetmeyeceğim Cevdet. Ne dünyada, ne ahirette. O obada olanlar yüzünden seni hiç affetmeyeceğim. Babanın mezarında kemikleri sızlar. Bundan ötürü seni affetmeyeceğim. Gideyim. Gideyim de unutayım yüzünü. Unutayım senin evladım olduğunu. Bu kızın, çocukların, bu halkın çektiklerinin sebebi olan şahsın unutayım benim canımdan koptuğunu. Anne bırak değmezsin. Yapma, yapma. Gir. Kumandan. Hoş geldin general. Aileni uğurladın herhalde. Yüzün gülüyor. Evet kumandan. Artık vazifeme hazırım. Lakin sizden bir istirhamım olacak. Buyur, dinliyorum. Mirli ve Tevfi hücresine ziyaret etmek isterim. Kendisiyle hususi bir meselem var. Tahmin ederim. Senin zevcenle izdivacını kabullenemediğinin farkındayım. Sadece o değil general. Bana tuzak kurması, sizin nazarınızda benim itibarımı zedelemeye çalışması... Mirlivan'ın yaptıkları saymakla bitmez. Eğer müsaadeniz olursa cezasını bizzat kesmek niyetindeyim. Peki.
bir infazdan bahsediyorsun. Müsaadeniz olursa. Onu yargılamak sadece işi uzatmak olur. Bence sakıncası yok. Kendisini hücrede ziyaret edebilirsin. Sağ olun kumandan. Azize, ne işiniz var sizin burada? Ne yazık ki Cevdet, bir askere ailesi daima ayak bağı olur. Dünyanın öbür tarafında olsa dahi. İçeride. Bu Azize hemşirenin üzerinden çıktı. Nedir bu? Koordinatlar. Stamatiste! Bakanı müerrena! Nereden icap etti asker? İnin aşağı! Yürü! İn aşağı. Herkes insin. Ne demek lan herkes insin? Oğlum tamam. Ne yapıyorsun? Dur, ne arama yapılacak. Generaliniz sürdü bize. Ne diye kesersiniz yolumuzu? Kumandan Vasil'in emri gereği hemşire. Herkesi arayın. Lan! Bırak! Bırak! Ne yapıyorsun oğlum? Ali Kemal! Bırak! Bırak! Lan Edet Ustomatik! Eren'le! Kalk! Kalk! Görmeyeyim misiniz siz mi? Kapıyı açın. Nereden çıktı bu? Kim verdi sana bunu? Konuşsana! Söyle! Kim verdi bunu? Ya general,
Öyle elimiz boş, boynumuz bükük gideceğimizi mi sandınız? Söyledikleri lütfen et! Ağzına dizerim seni. Ağzına dizerim seni. Bravo. Hakikaten bravo. Bu trajediyi siz kendi ellerinizle yazdınız hemşire. Lakin benim generalim sonunda hakikati gördü. Sizi müdafaa etmekle dahi uğraşmayacak. İnfaz saatini bekleyin. Bütün aile. Size duyduğum mahcubiyeti ifade etmem mümkün değil kumandan. Mühim olan netice general. Malumat düşmana ulaşmadan ele geçirdik nihayetinde. Sayenizde kumandan, sizin sağduyunuz sayesinde. Azize'nin böyle bir şeye kalkışabileceği aklımın ucundan dahi geçmezdi kumandan. İnsan hayret ediyor değil mi? Bu malumata nasıl erişmiş olabilir? Hiçbir fikrim yok kumandan. Lakin Azize'yi konuşturup bunun cevabını bulacağımdan emin olabilirsiniz. Kahpe içeriden olunca kapı kilit tutmaz. Haklısınız. İçimizde bir hain olduğu muhakkak. Lakin bu malumat... Oyun bitti Cevdet. Oyun bitti. O pusuladaki koordinatlar uydurmaydı. Sana attığım bir yemdi onlar. Yıllar önce sen esir kampında ölmek için yalvarırken sana yaşamak için bir sebep verdi. Osmanlı'dan intikam alacaktık birlikte. Aldanmış mı? Sana yaşama sebebini Eşref vermiş. Can düşmanım Eşref. Ama Eşref öldü. Ben aldandım. Neye inanmak istediğimse ona inandım belki. Lakin sonunda siz mağlup oldunuz. Bana ihanet ettin. Yıllarca gözümün içine baka baka. Cephaneliği sen patlattın. Eşref'i yakalayıp getirmen de tezgahtı. Kızım idam edileceği vakit oğlumu Leon'u kaçırtan da sendin. Kumandan. Ödeyeceksin. Bunun bedelini sadece sen değil, bütün aile ödeyecek. Cevdet.